Evet, gitmediğim diğer bir bölge daha vardı benim de. O da şeydi, bu Quan Chin Lake mi artık? Quan Chin Lake mi? Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Şimdi buraya bir gidelim. 5000 lisansı bastıralım bakalım. 8300'de şey yapacağız. Görevi de vardı. Zombie bait diye. Bir tane balık varmış orada onu yakalamak için. Hem onu yapayım hem de orada biraz balık avlayalım. Bakalım neler varmış orada. Orayı da bir görmüş olalım. Ona göre size gerekli yakaladığım yerdeki notları da söyleyeyim. Hem de bir gidelim görelim bakalım ne var ne yokmuş. Evet, şimdi buraya geldik. Bu görevi yapmak için yanlarda tamam. Şu an görevi aldık. Şimdi aligator gar 20 kilo kalamamız gerekiyormuş sanırım. 5 tane birden mi artık nasıl olacaksa. Şöyle herhangi bir yere gidelim. Aligatoru nasıl yakalayacağımız hakkında bir bakalım bir nelerimiz varmış, nelerimiz yokmuş. Biraz bakınalım etrafa. Evet, 1500 paramız zaten bize geri verdi direkt kafadan. Sanırım şu anki oltamda direkt yakalayabiliyorum bu arada. Diğer yerlere geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Sanırım buradan yakalayacağız. Tamam. Şimdi önce şuraya bir kendi ayaklığımı koyayım ben. Bir ayaklığımızı yerleştirelim. Fazla götüremiyoruz tabii. Şimdi ayaklığımızı şöyle biraz kaldıralım. Şimdi large kutbeyt atacağım. Aligatora bakmıştım. Large kutbeyt'le de yakalanıyor. Crawfish'le de yakalanıyor. Sanırım large kutbeyt atmak biraz da şey gelecek. Normal gelecek. Şöyle bir atalım. Kilolar hakkında çok bir bilgim yok. O yüzden direkt hani kamaları yarımda tutacağım. Hatta 1'e koyalım. İkinci oltamıza crawfish kat var ama sanırım bununla yakalanıyor diye düşünüyorum. Yine de şöyle şunu da atacağım. Kamayı da gene yarıma alalım. Balıkların çünkü birden asılıp misinamızı koparmasın diye. Ondan sonra bir tane de şu crayfish ile yakalanıyor sanırım bildiğim kadarıyla. Neredeydi o? Bakarsak buradan takayım mavisinden. Şu oltalarımı da göstermem gerekirse 175 gram bu var. 5 bölü 0 large kutbeyt. Bu da aynı şekilde. Crawfish aynı şekilde. 21,5 kiloya kadar kaldırıyor. Misinam da zaten 20 kiloya kadar kaldırıyor. Sıkıntım yok. Bu da zaten 20 kilo ile 23 kilo arasında şey vardı. 20 kilo da bu kaldırıyor. Şunu da şöyle yapalım. Bekleyelim derken direkt sanırım bir tanesi vurmaya başladı. Eğer crawfish kattan şey yapamazsam, verim alamazsam direkt şeye döneceğim. Sadece large kutbeyt veya medium kutbeyt atabilirim. Direkt onlara göre bakacağım. Şöyle yapalım bakalım. Stop go ile gene. Belki şansımıza güzel bir tane gelir. Şöyle atmışken bir tane oltamız yakaladı. Large kutbeyt. Hemen şöyle çekelim bakalım. Ne yakalamışız bir görelim. Bakalım. Ha, trophy catfish yakalamışız. Güzel. Fena değil. Bizim için güzel. Tekrar atalım. Aligator için birazcık uğraşacağız bakalım ama neler yakalayacağımız hakkında göreceğiz bakalım. Şöyle bir tane daha vurmaya başladı gene. Sanırım crawfish kat değildi. Large kutbeyt üzerine gitsek daha şey olacak. Şimdi kama ayarını biraz normale çekmeye başlayalım. Tam bu sefer ne yakalamışız? Flathead catfish geldi. Bunu şeyde de bir tane nehir kenarı vardı. Nehir mi?
Öyle bir yer vardı sanırım. Orada da bundan yakalıyorduk. Burada da sanırım onlardan var. Şunu gene 1'e koyalım. Evet, bir tane daha vurmaya başladı. Bakalım. Large Cut Bait geldi gene. Diğerini de değiştireceğim. Large Cut Bait olarak değiştirelim bakalım tekrardan. Şansımıza ne gelecek? Canlı Catfish gelecek sanırım tekrardan. Aynen. Şimdi şunu bir atayım. Diğerini de yemini değiştireceğim. Böyle atalım. Şunu alalım, değiştirelim. Crawfish'te yazıyor ama Crawfish'te sanırım pek başarılı olamayacağız. Şöyle bir tekrar bakacağım hatta başka neyle yakalanıyor diye. Neredeydi? Alligator Gar, Medium, Large Cut Bait, Rotten, Rotten Minifs diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum onun. Sanırım burada da yok. Redder Sunfish falan yakalanıyormuş. Crawfish var yakalanabilen. Başka neydi demişti? Şuna da bakalım. Crawfish'e de geliyormuş. Shiners'a geliyormuş. Shiners takabiliriz. Bir Shiners deneyelim olmadı. Bakalım Shiners'tan neleri yakalayacağız. Zaten biz bunu atana kadar öteki de yakalamış olacak yüksek ihtimal. Aynen. Şöyle atalım bunu da. Şöyle bakıyorum misineyi ne kadar zorlayabilir diye. Eğer şey olursa tamam zorlamayacak çok. Güzel bir şey yakaladık ama ne yakaladığımızı tam bilmiyorum. Bayağı zorluyor ama. Aligator olabilir sanırım bu. Eğer yakaladıysak. Bakayım yo değilmiş. Ama sanırım trophy yakaladık. Aynen trophy Flathead Catfish yakalamışız. Güzel, fena değil. 20 kilo gene. Fena bir rakam değil bizim için. En azından 20 kiloyu trofi olarak yakalamak, XP olarak da bize güzel XP sağlıyor. Bu oyunda XP kazanmak da önemli. Level'ları atlayıp diğer yemleri ve diğer haritaları da açmamız gerekiyor. O yüzden 2'ye alayım. Bunun şeyi değiştirdim bu sefer. Cryfish'in turuncu olanını taktım. Maviye baktım birkaç kere attım ama herhangi bir iş yapamadık. De böyle deneyelim bakalım. Large Cut Bait gene yakaladı. Shiners attık ama Shiners'e hala bir iş yok. Anlayamadığım bir şekilde. Acaba Medium Cut Bait mi denesem? Ya da biraz daha bekleyeyim. Eğer Shiners'ten gene bir verim alamazsak şeyi değiştireceğim. Ya da ikisini de Large Cut Bait yapabilirim belki. Gene şöyle atalım. Diyecektim ki der demez Shiners'e yakaladı en sonunda. Hemen şöyle yapalım. Bakalım ne çekmişiz. Biraz zorluyor. Tamam. Oltamı kamada sıkıntı yok. Böyle bakalım gene. Güzel. Gene bir 13 kilo daha çektik. Bayağı kilolu çekiyoruz. Yani oyun saatinde daha yarım saatlik bir süre geçmesine rağmen yine de bir 56 kilo balık çekmiş olduk. Bu da güzel. Tabi para olarak çok yüksek para almayacağız ama bayağı kilolu balıklar çekiyoruz. O da ayrı konu. Tanemiz daha yakaladım. Bakalım gene Large Cut Bait yakalamış. İyi, Large Cut Bait ile bayağı iyi gidiyoruz şu an ya. Shiners'a da gelmişti az önce ama sanırım Large Cut Bait ve Medium Cut Bait biraz daha sanki güzel işler yapıyor gibi hissettim.
Çekelim bakalım balığımızı. Şöyle bakalım. 12 kilo yine. Fena değil. Bir şu tarafı denemek istiyorum. Şöyle bir bakalım bu tarafta ne varmış ne yokmuş. Bu Krav'la atmayı denedim olmadı ama bir de crankbait ile deneyeceğim. Bir 4 bölü 0,9 metrelik bir crankbaitim var. Bir de onunla bir denemek istiyorum. Bir de bununla bir atış atacağım bakalım. Bundan bir fayda görecek miyiz acaba? Çünkü hiçbir tepki gelmedi. Enteresan geldi. Böyle bir deneyelim bakalım. Şöyle iki tane mark yeri belirledim kendime. Bunun sebebini de şimdi söyleyeceğim size. Map'e tam bakmamıştım. Şimdi map'e bakınca derin yerlerin hangi kısımlar olduğunu gördüm. Derin yerlere iki tane mark koydum. Size göstereceğim onları da. Şunu bir çekelim önce tabii. Şimdi şöyle M'ye basayım hemen. Haritayı görün siz de. Şu önümdeki yerlerde iki tane derin olan yer var. Şu iki tane derin olan yere mark attım. İkisini de oraya atacağım şimdi. Şu ikiydi sanırım. Bir tanesini buraya, diğerini de öteki tarafa atacağım. Yemi bu arada ikisini de Large Cut Bait'e aldım. Çünkü Large Cut Bait'i atınca çekiyoruz habire. Sanırım daha başarılı. Onu da şuraya atalım. Ama da spin oltasından bir verim alamadım tabii. Spin oltasında deniyorum bakalım. Oltasından bir verim alacak mıyız? Şu an Crankbait'e döndüm. Crankbait'te bakalım ne kadar başarılı olacağız. Tartışmaya açık değil. Şuydu. Ama attığımız gibi de sanırım o derin yerlerden direkt gelecek karşımıza. Yakaladı. Hemen şöyle çekelim bakalım. Bu da gene güzel bir şey geliyor tahminimce. Çünkü şöyle bir şey yani güzel geldiğini şuradan anlıyorum. 20 kiloya kadar hani zorlanmadan çekebildiğim bir oltam olduğu için ya gelen balık yüksek ihtimal 20 kilonun üzerinde olması lazım ki benim oltamı zorlasın. Ya da trofi ya da uniktir çektiğim. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde bu oltayı hani tık tık zorlayacak balık gelmez. Direkt çeker ve hemen gelir. O yüzden ya trofi çekiyoruz şu an. Ya da güzel kilolu bir balık çekiyoruz. Şimdi göreceğiz bakalım gelince. Bakalım neler çekeceğiz. Şu aligator gar var. Onu nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Yani atıyoruz ama. Vallahi 130 metreye kadar sıkıntı yok. İstediği kadar çekebilirsin, zorlayabilirsin. Benlik bir sıkıntı yok. Gel bakalım. Büyük büyük geldi ama bu sefer gerçekten. Ne geldiğini bilmiyorum ama gerçekten büyük geldi. Yani 5 bölü 0 Large Cut Bait bayağı başarılı. Aslında diğerine de medium atayım olmazsa. Medium Cut Bait atayım. Bir bakacağım duruma göre. Medium da acaba oluyor mu olmuyor mu diye. Hem siz de buraya gelmeden önce bilgi sahibi olursunuz. Ona göre çünkü hani bir yere gitmeden hem yeminizi hem iğnenizi bütün her şeyinizi düzgün bir şekilde almanız gerekiyor. Yoksa sıkıntı çekebiliyorsunuz. Oo, bu da neymiş böyle? Baya büyük. Kocaman bir şey. Bakalım. Trophy Blue Catfish. Güzel. 20 kilo çekmişiz. Fena değil. Aligator mu geldi diye bir an heyecanlandım ama gelmemiş. Olsun. Sıkıntı yok. Large Cut Bait'ten devam edelim. Bir sonraki çektiğim diğer tarafa medium atacağım. Aslında şey de yapabilirim. Şu bir tanesini ayarlayıp şurada vardı ya bizim elimizde. Buradan hemen medium cut bait takıp gerçi şuradan iğnemizi de gene bir kaç yapsak? Bir 4 bölü 0 mı yapsak acaba? Ya da 6 bölü 0 yapalım. Ve medium cut bait de kalsın. Şöyle yapalım. Şunu da aynı buraya atmak istiyorum.
Gerçi Şamandıra'ya bakmadık. O da ayrı bir konu. Hemen şöyle bir... Gerçi... Böyle 100, 150'ye çekebilirim sanki ya. 150 iyi olacaktır diye düşünüyorum. Böyle tam şuraya atalım bunu da. Belki güzel bir tane yakalarız. Bunu da hemen şöyle yapalım. Ve bekleyelim. Evet, bir tanesi yakaladı. Diğeri de yakaladı sanırım. Şunu bir çekelim hemen onu, ondan sonra bakacağım. Sanırım kaçacağını düşünmüyorum hemen. Gel bakalım. Hemen şöyle yapalım. Diğer balığımızı da kaçırmadan. Hala bir aligatör yakalayamadık. O da ayrı bir konu. İğneyi mi büyütsem diye düşünüyorum. Trophy kanal catfish geldi. Çok güzel. İğneyi bir tık büyüteceğim. Öyle bir deneyelim bakalım. İğnemiz. Böyle bir 7-0'a çekelim bakalım ne olacak. 5'teydi. İkincisininkinde bir 6 bölü 0 yapalım. Ve medium yapalım. Medium cut bait deneyelim. Hatta şöyle de deneyebiliriz. Bir de şöyle bir deneyelim bakalım. Belki iş yaparız bununla da. Şimdi seni şöyle bir atalım tekrar şuraya. Yine bir 100 kiloya yakın yakaladık. Güzel bu da. Fena değil yani. Yerinde hemen 6-0 şeklinde şuraya atalım. Bekleyelim ondan sonra. Bu arada crankbait'i de değiştiriyorum. 2,5 metreye 6 bölü 0'a çektim bir. Bir de böyle bir deneyeceğim bakalım bunda nasıl olacak. Hangisi yakaladı? Bunu yakalamış. Hemen bakalım. Dedik ama kaçırdık. Şamandıra mı yakaladı bu sefer? İlk önce hangisine gideceğim ona bakacağım. Birinden biri yakalayacak hemen ama hangisi önce olduğunu bilmiyorum. Sanırım Şamandıra öncelik olacak. Tamam, şu an yakaladı. Hemen bakıyoruz. Küçük bir ayar da çekelim. Güzel. Trophy kanal catfish çektik gene. Hemen tekrar böyle atalım. Yerimiz güzel şu an ya. Yani belirlediğim iki yerde gayet güzel verim alıyorum şu an. Şöyle devam edelim. Evet, şimdi size küçük bir dipnot söyleyeceğim. Size her zaman söylediğim ama benim yapmadığım bir şey. Ben de spin oltasını atıyorum. Normalde spin'e gelmesi lazım. Yani gelmemesi mümkün değil. Spin oltasına gelmiyor. Neden gelmiyor, gelmiyor diye düşünürken aklıma geldi. Birden baktım ki balığın en az yakaladığımız saatindeyiz. O yüzden saati ileri almak zorundayım. Ben de diyorum hani normalde aslında daha çok balık yakalamam lazım. Yani biraz daha iyi gelmesi lazım. Neden bu kadar slow motion yakalıyoruz? Neden bu kadar sıkıntılıyız diye. Öyle olunca fark ettim neden olduğunu. Hemen tekrardan olta takımlarımızı atalım. Hemen şöyle güzel şekilde spinle de ve diğerleriyle de yakalamaya başlayalım artık. Spin oltasına hiç gelmedi. Attım attım. Allah Allah dedim yani. Hani bende mi sorun var? Yanlış mı kullanıyorum diye. Yakalanılan şeylere de bakıyorum. Aslında hepsi aynı. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama spine balık gelmiyor. Allah Allah dedim.
Nasıl olur böyle bir şey? Ben de şuraya atayım. Tekrardan spin oltasıyla bir deneyeceğim bakalım. Spin oltasını bu arada tekrar şeye değiştirdim. Cryfish 10 santimle Jiket'e aldım. Atmaya fırsatımız olursa tabii inşallah. Hemen şöyle çekmeye devam edelim. Bu ufak geldi sanırım. Yani böyle olduğuna göre. Aynen. Camel Catfish geldi. Şunu da aslında direkt Shiners'a çekeceğim. Shiners'tan çünkü bir başarı elde edemedim ama bir Shiners denemek istiyorum. Böyle bir yapalım. Şöyle koyalım tekrardan. Tam şöyle yapmışken gene yakaladık. Aynen balık saatini biraz ileri alınca ne kadar fark ediyor görüyorsunuz. Ciddi şekilde fark ediyor. Çünkü normalde hani daha kısa aralıklarla şimdi 3 olta atıyorum. Ben daha kısa sürede bir ondan çekip bir bundan çekip iş yapmam lazımken bu kadar yavaş gelmesi tuhafıma gitti. Ondan sonra fark ettim. Yalnız bunu da Hook 5'e çevirmek istiyorum ya. Neden bilmiyorum ama sanki Hook 5 daha başarılı gibi hissettim. Hook 5'te sanki daha iyi çekiyorduk. Böyle bir atalım bakalım. Son anda sağa çevirdim. Kaç metrede? 2,5 metrede. Bizim ilk attığımız kaç metreye gidiyordu acaba? Metresine hiç bakmadım ama derinlik olarak çünkü vardı baya. Yanımıza da bir arkadaş geldi. Kaç metreye düştüğüne bakacağım bir tekrardan. Tamam şöyle şuraya. Bir metrede kaç metre olduğunu bilelim. Bakalım. 3,3 metreymiş gerçi orası da. Hemen şöyle bakalım. Aynen Shiners'tan sonunda başarılı bir şey kaptık. 5 ile 6 bölü 0'da biz kalalım böyle. Bakalım ne yakalamışız. Bir 10 kilo geldi bu sefer. Kilosuna göre parası çok düşük şahsen. Ama trofi vesaire geldi mi yine güzel para veriyor. Vermiyor değil. Çanta doldurmak için birebir. Yanlış aldım da neyse önemli değil. Öyle yapalım bakalım. Şamandırımızdan ses geldi. Böyle bunu tam bizim oradaki balığın kafasına atalım, bayılsın en güzeli. Sanırım yakaladı aynen. Yakalamış. Bakalım ne yakalamışız. Bir kademe daha arttırabiliriz kamayı. Bir kademe daha arttırabiliriz. Aynen, sıkıntı yok. Aslında buna da large mini takmak istiyorum bir. Medium kutup da iş yapıyor. Zaten aynı şeylerden çekiyoruz. Evet, bir running uyarısı daha geldi. Tamam, güzel. 140 kiloyu yaptık. Güzel bir şekilde. Sana bir tane large mini takalım bakalım. Ne olacak çok merak ediyorum. Öyle bir atalım. Çünkü ben genelde nereye gidersem gideyim. Large Minnow ve Shiners. Bunlarla gerçekten her zaman çok güzel işler yapıyorum. O yüzden Large Minnow'u bir kere gittiğim yerde mutlaka denerim yani. Denemeden yapmam. Bırakmam yani. Cryfish'i de deniyorum. Cryfish'e hala ne gelen var ne giden. Yani spin oltasını da bilmiyorum. Başarılı olamadım. Dip oltası gerçekten çok başarılı. Ama spin'de aynı başarıyı aldığımı söyleyemem. Böyle bekleyelim bakalım. Shamandıra bu arada geziyor direkt attığımdan sonra. Sanırım Shamandıra'yı direkt yakalayacak bu arada.
Şu tarafa atayım mı acaba ya? Bu taraftan gelen bir şey olur mu? Çok merak ettim. Şamandıra'ya da bakayım. Şamandıra yakalayacak çünkü çok az kaldı Şamandıra'ya. Aynen. Ya işte Larch Minov ya. Larch Minov var ya. Benim her zaman en sevdiğim yemim olmuştur. Bakalım ne yakalamışız. Yine aynısını yakalarız, fark etmiyor yalnız. O da ayrı bir konu tabi. Ama trofi geldi, güzel. 15 kilo. XP'si de güzel gene, kötü bir XP vermiyor. O yüzden ben bunu Larch'a çevirelimiz ya. Larch Kutbeat güzel iş yapıyor burada çünkü. Hatta bir fantazi daha yapıp hemen şöyle biraz daha iğnemizi de büyütelim. Bakalım ne kadar büyük gelebiliyor. Hangi iğneler iş yapıyor, hangileri yapmıyor. Hepsini de denemiş oluyorum. Hangisinde daha başarılı olursam sürekli onu atarım bundan sonra. Şuna da bir bakalım. Bu da bize fayda edecek mi bakalım. Evet. Bir tanemiz yakaladı. Hemen ona bakalım. Ne yakalamışız? Güzel. Gene flat etiket yakaladık. Yine buraya doğru atalım. Bu da yakaladı. Güzel bir trafik catfish daha çektik. Şimdi bir yer değişikliğine karar verdim. Bir de şu tarafa doğru bir geçeceğim. Bir de şuraya doğru bakalım. Burada var mı yok mu bilmiyorum. Bir de burada bir deneyeceğim. Bir de aslında bu görev olduğu için benim saat 9'a gelmem lazım sanırım. Sanki bu tür görevleri hep sadece geceleri yapabiliyorduk diye biliyorum. Bir de böyle bir deneyeceğim. Ama tabii şu an yapamıyoruz. Şu an beklemek zorundayım biraz. Çünkü az önce bir tane değiştirmiştim. Ama neyse sorun değil. Şöyle bir tanesini harcayabiliriz. Saat 18'i alıyor gerçi ama. Çok az daha bekleyeyim de ya da. Çok az daha bekle. Şurada da birkaç tane atayım. Çantayı doldurduktan sonra en azından şey yapalım. Şuraya ben bir yerleşeyim hemen hızlıca. Bir tanesi vurdu. Şimdi bir tanesini atmıştım. Şöyle bakalım bir ne yakalamışız diye. Sanırım bir tane aligatör yakalamış olabiliriz inşallah. Ne olduğu hakkında pek bir fikrim yok ama bakalım çektiğimizde göreceğiz. Şöyle de bakayım da. Ve sanırım bu aligatör olabilir tahminimce. Voltayı bu kadar zorluyorsa olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bulursam yerini marklayacağım. Çünkü daha bu haritayı hani dediğim gibi çok aşırı bir şekilde yer olarak çok bilmiyorum. Hem biraz deneme yanılma hem de biraz da nereden hangi yine hangi yemde ne yakaladığımızı görmeye çalışıyorum. Hem siz gelmeden önce size bilgilendirici olur hem de ben biraz deneyim sahibi olurum. Ama bu balığın galiba maşallah var. Biraz zorlayacak bizi bu. Benim 20 kilo
değil. Hatta kaç kilolar çektik bu oltayla. O kadar zorladığına göre yüksek ihtimal bir güzel bir 20 kilo civarında bir aligatör çekmişiz. Ama bu trophy veya unique gibi bir şeyse daha da çok zorluyor. O yüzden sıkıntı çekebiliyoruz. Neyse bizi birazcık uğraştıracak bakalım. Ben şimdi sizin biraz daha beklememeniz açısından biraz daha yaklaşınca videoyu devam ettireyim diyeceğim ama zaten yavaş yavaş da geliyor. Neyse şöyle biraz bekleteyim. Evet bir 17 metre civarına geldi. Ya birer birer geliyor öyle. Yani geri de gitmiyor. Aynen bir aligatör çekmişiz ya. Aligatörün yerini bulduk tamamdır. Bayağı da büyük zaten. Gördüğünüz üzere. Ne ileri gidebiliyor ne geri gelebiliyor. Gel bakalım nasıl bir şeymişsin. Bir görelim seni. Hemen şöyle bakalım. Bir de trofi çekmişiz. Çok güzel. Hem de 34 kilo çektik. 34 kilo gerçekten çok güzel. Tabii ki de hemen direkt çantaya atıyoruz. 34 kilo trofi de yani bence güzel. Şöyle bir de tata resmini çekelim. 39 falan çekmiş miydik bilmiyorum ama 34 kilo gerçekten başarılı. Hemen şöyle keep deyip atalım. Haritadan da yerini direkt işaretleyeceğim. Hemen set mark diyoruz. Aldığım yerde hemen şurası. Şu ön tarafımdan aldım. Şimdi çantam 212 kilo olduğu için direkt hemen şey yapacağım. Forward time yapacağım. Aslında şuna da bir bakayım önce de. Yarınki balık saati nasıl? 18'e alabilirim gerçi. 18 sıkıntı yok. Gecede değil gündüzde de yakalayabiliyormuşuz zaten. Yarınki saatin 18'ine çekelim. Fazla fazla da beklemeyelim. Şöyle forward time diyelim. 1500 para çekti bizden. 10 almışız. 9500 kar kaldı. Diğer balıklar aslında güzeldi o catfishler. Ama dediğim gibi hani kilosu çok fazla. Ama para olarak fazla para etmiyor. O yüzden şimdi ben asıl amacım şu görevi de tamamlamak. Aynı zamanda şu aligatörü de birazcık bir çantamızı doldursun bakalım. 30'lar 30'lar çekiyoruz ama bu balık için daha iyi bir olta takımı toplamam kesinlikle gerekiyor. O da bir gerçek yani. Şu an fark ettim onu da. Şimdi bekleyelim bakalım gene. Evet sanırım bir tane daha yakaladık diye düşünüyorum. Hemen şöyle çekelim. Evet bir aligatör daha geliyor. Aligatörün yerini bulduk. Aligatörü buradan bol bol çekebiliriz artık. Zaten bir bölgeden buldunuz mu bir daha devamı geliyor. Gayet güzel bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu trofi değil galiba. Çünkü az önce trofi bayağı zorlamıştı. Bu biraz daha kolay geliyor. Bizim için zaten şu an önemli olan 20 kilo üzeri yakalamak. 20 kilonun üzerinde yakaladığımız her aligatör bizim için görev oluyor. 16 oldu. Bunu şimdi görevden saymıyor o yüzden. Yani bizim amacımız trofi yakalamak. Sanırım 5 tane trofi aligatör yakalamamız gerekiyor. Bu da cidden zor. Kolay bir görev değil. O yüzden bakalım şansımızı deneyeceğiz böyle böyle. Evet, sanırım bir tane daha yakaladık. Hangisi yakalamış? 2 numaramız yakaladı. Hemen çekelim onu da. Sanırım bu da bir trofi olabilir. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle biraz daha yaklaşsın. Sanırım iğneyi mi kopardı? Aynen. Çok fazla ağır geldiği için sanırım. Güçlü çektiğinden dolayı çok fazla. O yüzden küçük bir ince ayar çekmemiz gerekiyor. Hayda. Hayda ki ne hayda. Dur bakalım. Hemen tekrardan şuradan mono liderlerden bir tane daha takalım. Mono liderimiz nerede? Mono liderim aslında 19,5 kiloya kadar sıkıntımız yoktu. Şunu bir 50'ye çekeyim tekrardan. Şunu kat diyelim. 6 bölü 0 kullanıyorduk. Evet bir tane şeyimiz gitti. İğnemiz gitti. Mono leader'la beraber. Sıkıntı değil ama.
Elimizde zaten bol var. O yüzden böyle yerlere geldiğiniz zaman mutlaka yanınızda yedekleriniz olsun. Yedekler olmazsa böyle başınıza bu tür bir olay geldiği zaman sıkıntı çekebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki kamu ayarını bir tur aşağı indireceğim. Yani çok fazla zorlamaması adına. Yoksa gerçekten iğnemizi alıp balık gidebiliyor. Çünkü normalde benim oltam 20 kilo zaten çekiyor. 20 kilonun çok üzerinde de geldiği için çok fazla zorlarsam iğneyi götürebiliyor bu şekilde. Sizin de bilginiz olsun. Şimdi bekleyelim bakalım tekrar. Evet, tekrar vurmaya başladı bakalım. Hangisine vuruyor bu sefer? Şimdi ben bütün hepsini de deniyorum, hani Pooper olsun, Casting Spoon, işte Crankbait. Hangisi başarılı olur olmaz diye deniyorum ama ben gerçekten spin oltalarından hiçbir verim alamadım. Bir tane yakaladım sadece, o da çok büyük bir balık değildi. Sanırım vurdu, geri bıraktı diyecektim. Tekrar vurmaya başladı. Aynen, yakaladı şu an. Şimdi şunu da kama ayarını hemen bir tık aşağı düşüreceğim. Çünkü az önce başıma geldiği gibi yine kopmasını istemiyorum. Bu biraz benim için sıkıntı olabilir ama çok da değil. Yani 130 metre payım olduğu için. Eğer çok sıkıntılı olacak gibi olursa direkt hemen kama ayarını bir tık daha yukarı alırız. Ama bu trofi değil sanırım. Yine de çekelim bakalım. Çekiyoruz ve diğeri de yakaladı sanırım. Bu pek hoş olmadı. Çünkü bir tanesi zaten çok uzun süre oyalayacağı için bizi. Daha hala vuruyor, yakalamadı ama tahminim yakalamak üzerine. İkisini birden artık bakalım nasıl çekeceğiz. Tartışmaya açık bir konu. Evet, şu an diğerini de yakaladım. O yüzden şöyle minik bir şunu hafiften çekmeye çalışalım. Sonra tekrar diğerine devam edeceğim. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şuna biraz daha devam edeceğim. Çünkü bu biraz daha çabuk gelecek gibi hissediyorum. İkisinin aynı anda gelmesi hoş olmadı. Çünkü kilolu bir balık olduğu için bayağı sıkıntılı oluyor. Ama sıkıntı yok. Biraz ondan, biraz bundan idare edeceğiz. Oo, bu bayağı bir yalnız. Ve şey bu. Diğeri kaçmış, tamam, önemli değil. Benim için aslında şu an bu çektiğim daha önemli çünkü bu daha büyük. Kesinlikle trofi bu. Bundan eminim trofi olduğuna. Çok oltayı da zorlamak istemiyorum. Az önce çünkü bir iğneyi kopardı. Bir tık aşağı aldım. O da beni birazcık vakit olarak tabii zorluyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz daha yaklaştıkça sıkıntı olmaz. Çünkü balık yorulmaya başlıyor zaten. Evet, bir 10 metrelere geldi sonunda. Fazla zorlamadan çekmeye çalışıyorum. Yani bir olta takımların biraz daha yükseltme vaktim gelmiş. Eğer böyle balıklar yakalayacaksam, o da ayrı bir konu tabii. Gel bakalım. Bu neymiş? Aynen, trofi 35 kilo. Güzel. İkincisini de yakaladık. Ya bunun gibi iki tane yakaladığınız zaman direkt kafadan 70 kiloya yakın oluyor. Bu da bayağı güzel bir rakam yani. Şimdi bunları tekrar atalım aynı yerine. Ondan sonra devam edelim. Evet, sanırım bir tane daha yakalıyoruz. Şimdi böyle hem tam yakalanma anda, aslında yakalayınca göstereyim de zaten video bayağı uzun olmaya başladı. Yakaladıkça sadece yakaladığım zaman göstereyim. Zaten aynı yere atıyorum, görüyorsunuz. En güzeli öyle yapmak, yoksa videoyu gerçekten çok uzun olacak. 5 tane yakalamamız lazım. 5 taneden sonraki ödülü de göstermiş olurum hem size. Şimdilik bakalım. Bekliyoruz.
Evet, bir tane daha yakaladık. Çekiyoruz bakalım. Bu normal tahmin bir trofi değil diye düşünüyorum. Aynen 12 kiloluk gelmiş. Bu normal gelmiş. Atalım bakalım tekrardan. Bir tane daha yakaladık. Bu da sanırım ufak ama. Bakalım. Aynen bu da trofi değil. Normallerden bir tane daha çektik sanırım. 13 kilo geldi. Yani yapacak bir şey yok. Biz trofi bekliyoruz. Onlar 13 geliyor. Devam ediyoruz. Evet, bir tane daha yakaladık. Bu da tahminimce trofi gibi duruyor. Biraz zor geliyor çünkü arkadaş. Biraz daha yaklaşsın bakalım neymiş görelim. Sanırım bu da trofi ise üçüncüyü de yakalamış olacağız. Evet, bu da bayağı büyük duruyor. Bir 30 kilo üzeri var gibi bu da. Bakalım bir. Evet, çok yavaş geliyor. Oltamız çok güçlü olmadığı için, ya yani 30 kiloya göre güçlü olmadığı için birazcık zorluyor haliyle. Ama sonuçta çekebiliyoruz, sıkıntı yok. Oo, 38 kilo geldi bu. Bu çok daha yüksekmiş. Gerçekten çok güzel. Bence bir fotoğrafına bir çekeriz diye düşünüyorum bunu ya. Şöyle güzel bir 38 kilo bence şöyle bir F12 yaptık diye düşünüyorum. Bayağı büyük. Baksana bizim boyumuzu geçecek neredeyse. Maşallah. At bakalım çantaya. Evet. Kaldı iki tane. İki tane daha yakaladık mı? Beş tane görevini yapmış olacağız. Devam edelim. Evet. Bir tane daha çektik ama bu da şansımıza 19 kilo geldi. Bir kilo daha yukarıda olsaydı en azından 20 kilo üzeri olacaktı. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha atalım bakalım. Bir tane daha aldık bakalım. Nasılmış? Bir bakalım bir. İnşallah 20 kilo üzeridir diyeceğim ama değil gibi duruyor sanki. Bakalım yine de. Bu da 15 kilo geldi. Gene devam ediyoruz. Son iki tanemiz daha kaldı hala. Evet. Bir tane daha geldi. Çekiyoruz bakalım arkadaşı da. Bu da trofi değil gibi ama inşallah trofidir ya. Trofi gelmemeye başladı şu son çektiğimiz birkaç tane de. Diyeceğim trofi de olabilir gerçi. Biraz enteresan bir bayılıyor gibi böyle sağa sola atlaması vardı ama. Bakalım. Bu ne kadarmış? İyi güzel 25 kilo geldi bu da trofi. Güzel, tatlı. Zaten son bir tanemiz kaldı. Challenger da yapmış. Challenge da yapmışız yani. Güzel. Yalnız hep large cut bait'le çektik bu arada. Yani diğeriyle bilmiyorum neden fazla şey olduğunu. İş yapamadık ama olsun. Evet, son bir tanemiz kaldı bakalım. İnşallah onu da çekince artık görevimizi tamamlamış olacağız. Evet, bir tane daha yakaladık tekrardan. Sanırım artık bu sonuncudur diye düşünüyorum. Yani çekme şeklimize bakarsak trofidir diye düşünüyorum yüksek ihtimal. Eğer trofi aldıysak 5 tane yakalamış olacağız ve görevimizi bitirmiş olacağız. Aynı zamanda size de nereden attığımı tekrar göstereceğim bu arada. Hangi yerde olduğumu ve nereye attığımı. Siz de aynı bu şekilde atabilirsiniz. Olta takımlarını ya görmemiş olanlar, merak edenler varsa olta takımını bir kere daha gösteririm. Hangi olta, hangi misina, hangi makinayı kullandığımı. Gel bakalım. Gel bakalım hadi zorlama. Gel arkadaş. Bu da bir 30 kilo üzerindeyse zaten 200 kiloyu da doldurmuş olacağım. 400 kilo yapmış olacağız. Bir videoda 400 kilo balık yakalamış olacağız yani resmen. Evet. Sanırım bu da belli yani. 20 kilo üzeri yani. Çok çok belli 20 kilo üzeri oldu. Gel oğlum gel. Gel zorlama babana gel. Gel. Hadi biraz da yanaşayım şöyle hadi. Gel bakalım. Olduğu yerde dönüyor garibim. Hiç uğraşma gel buraya gel.
Bir kere inanır mısınız böyle gerçekten 5-6 metreye kadar gelip sonra geri kaçmıştı ve balığı kaçırmıştım. Başıma bir kere öyle bir şey de gelmişti. Ya hiç belli olmuyor. Ha, bu o kadar çok zorlayan bir balık değil. Ya, yoruldu zaten artık, tamam. Sağladı kendine. Ya 19.937 ne? Ulan az mı balık yedin? Ne yaptın? Allah seni kahretmesin balık gibi ya. Gramajla kaybettik. Yok böyle bir şey. Neyse hadi son balık için bekliyoruz tekrardan. Evet, bir tane daha çektik ama sanırım bunda kilosu az gelecek. Bir ertesi gün yaptıracak sanırım bize böyle giderse. Bakalım. Ya da belki bir tanesini salabilirim diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Oo evet. Çok ilginç. Trofi gelmiş ve 28 kilo çok normal geldi. Enteresan geldi. Diğerlerinde biz bayağı zorlanmıştık çekerken. Ben hatta bu normaldir diye hiç düşünmemiştim bile. 225 kilo balık yakaladık. Ve ödülümüzü de almış olduk. Zombi baitimizi. Şimdi hemen size şöyle bir göstereyim. Sadece bundan yakaladık gördüğünüz gibi. Yani 225 kilo sadece bir görev için yaptığımızda. Çoğunluğu large cut bait'le yakaladık. Sadece bir tanesi crawfish'e denk geldi. Yani siz de bu balığı yakalayacaksanız large cut bait'i kesinlikle size öneriyorum. Parası yüksek değil ama kilosu yüksek bir balık. Sanırım en yüksek yakaladığım balıklardan biri oldu değil mi? Aynen. Bir tane 39 kilo muski golem çekmişiz. Bu da burada çektiğimiz 38 kiloya denk geldi. İkinci çektiğim en büyük balık oldu yani bu arkadaş. Böyle enteresan bir balık türü. Şimdi size oltamı göstereceğim. Yani görmemiş olanlar varsa. Catboxer 260. 7'ye 21,5 kilo. Makinam Ambusher 21 kilo çekiyor. Misinamız 20 kilo çekiyor. X-Series Fluoro 0,65 diye bir şeyimiz var. Shinker 175 gramdı. Hook 6/0 zaten. Bu da Large Cut Bait'le yakaladık. Onun haricinde bir de Mono Leader var. O da 19,5 kiloya kadar kaldırıyor. Şu an için kullandığım ekipmanlar bunlar. Gördüğünüz gibi yani bu ekipmanlarla 38 kiloya kadar bile çok rahat çekebiliyorum yani. O da gayet başarılı oldu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Spin oltasında neden bilmiyorum. Hiç başarılı olamadım. Başarılı olamadığım için de spin oltası olarak size kesin bilgi şu an için veremiyorum. Ama eğer ki bir iki tur daha uğraşırım bu taraflarda, bilgi sahibi olursam kesinlikle size bilgilendirme yapacağım yani spin oltasıyla da bu şekilde avlayabilirsiniz diye. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah biraz bilgilendirici olmuştur. Yakaladığımız yani şu an yerimi gösterecektim nereden attığımla alakalı bir de. Yani şuradan şuraya attım. Yakaladığımızda zaten buradaydı gördünüz. 34 kilo civarında çekmişiz. Olduğum yerde zaten hemen şu kısımdayım. Siz de bu balığı yakalamak isterseniz ve hani görevi yapın mutlaka. Finch Monster'da. Ha, bir de şey varmış. Zombie Cat mi şey varmış? Bunu da yapalım madem. Sıkıntı yok. He, bu görevden sonra bir de şey de varmış. Monster görevi de varmış. Tamam, şimdi anladım. O zaman şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen şuna gidiyoruz. Bir de diyor ki bu yakaladığın diyor bu şeyi buna tak diyor. Tahminimce şeyimiz nerede? Bunu da bir 6/0 civarında sanırım takmamız gerekecek. Zombie bit nerede? Ha. Böyle atalım. Evet, bir şansımızı deneyelim bakalım. Bunu da yakalayayım videomu, ondan sonra bitireyim. En azından şöyle bu kadar uğraştığımıza değmiş olsun. Şöyle bekliyorum şimdi. Gene aynı yere atıyorum bu arada. Diyeceğim. Şamandıranın şu an sapıtmasının sebebini söyleyeyim. Yüksek ihtimal orası 0,50 civarında olması lazımdı. Bizim oltamız 175 santimde. Oranın derinliği çok fazla değil. Şöyle hemen 50'ye çekiyorum. Şimdi atacağım tekrardan. Böyle atalım ve bekleyelim ondan sonra. Videomuz da zaten maşallah bir saate yaklaştı artık. Sanırım bu başka yerden deneyeceğim. Çünkü biraz bekledim. Herhangi bir şey göremedim burada. Bir kıpırtı göremedim yani. Bir şu kısma doğru gidelim. Burada bir şansımı denemek istiyorum.
deneyelim bakalım. Buralarda var mıdır? Hiç bilmiyoruz. Şimdi bir iki deneme yanılma yapacağım. Eğer yakalarsam yakaladığım yerde size direkt göstereceğim. Şöyle bir deneyelim. Tekrardan bir yer değiştirdim. Haritada şu kısımdayım şu an. Şuraya geldim. Şamandıra'yı da biraz şey yapacağım. Biraz daha derinleştireceğim. Şöyle bir 250'ye falan alayım. Sanırım çok yukarıda olabilecek bir balık değil bu. Bir şuraya bir atalım bakalım. Evet, şöyle buraya bir attık bakalım şimdi. Haritada nerede olduğumu göstereceğim. Evin olduğu yere geri döndüm. Çok azıcık şöyle yakaldığım zaman size yerini göstereyim en güzeli. Birkaç yeri denedim çünkü derinlik olarak tutmadı. 250'yi 100 santime çektim. Evet. Oo, direkt yakaladık. Çok güzel oldu. Direkt evin hemen burasındayım bu arada. Yakın diye direkt çekebildik. Ya hayır. Bunu ben nasıl çantama alamam? Çantanın dolu olduğunu unuttum ben ya. Allah kahretmesin. Neyse, yakalamış olduk en azından. Bunun ödülünü alacağız diye düşünüyorum. 41 kilo çektik. Ama çantamı alamazsam buna gerçekten çok çok üzülürüm. 924 XP aldık. Sonuçta görev yaptık. Görevin XP'sini bize verecek her türlü. 5720 XP daha, 4635 para ve bir de bundan vermiş oldu. Tek merak ettiğim yakaladıklarımı geliyor mu? Ya gelmiş, aynen 41 kilo geldi diye. Tamam, yani çantayı almamış olmanız pek önemli değil. Size hemen ben olduğum yeri ve markı da işaretleyeyim buraya. Yakaladığım yer tam şurası. Zombi de o da zaten evin hemen şurasına denk geliyor. Ona da gelirken şuradan geldim. Buradan siz de yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Deyip videomuzu sonlandıralım artık. Umarım bilgilendirici olmuştur. Güzel eğlendik diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın.